HDP Millet İttifakı'na destek veriyorum. HDP Millet İttifakı'na? Valla HDP beni hiç ilgilendirmiyor. Ama yani gidişat kötü, ben onu söyleyebilirim. Hangi anlamda? Yani HDP'nin Millet İttifakı'nı biliyorsunuz. CHP ve İYİ Parti'yle birlikte olan bir parti. Şimdi ben HDP de sizce destek veriyor mudur Millet İttifakı'na? Bence. Verse ne olacak ki? Versin yani. Bir sorun mu olacak verdiyse? Ya, Cumhurbaşkanı genel olarak mitinglerinde CHP, HDP ve PKK birlikteliğinden bahsediyor. HDP'nin de Millet İttifakı'na destek veriyor. CHP'ye oy verdiyse ben PKK'lı mı oluyor? Ne alaka yani? Ben CHP'ye vereceğim. Belediye seçimlerinde Bozbey'e vereceğim. Yani bunu dışarıda öyle mitinglerde atıp tutarak iyi de, bir de dışarıdaki insanlara sorun. Konuşabilen insanlara sorun. Öyle. Biz de zaten bunu yapmaya işte çalışıyoruz. Vatandaşımız olanlara değil de. Şimdi bugün nereye gidersen git hepsi piyasadan bahsediyor. Piyasa kan ağlıyor. Piyasa çok kötü. 1 liraya aldığın şey 3 liraya oldu diyor. Ama git kendi yandaşlarına, çok iyi. Her gün böyle CHP'yi şunu bunu kötülüyorlar. Ona bakarsan kendileri de birbiriyle zıt iki grup ittifak yapıyor yani. Ona ne demeli? Kendileri bunları zamanında sınır kapısından güllerle, karanfillerle karşılamadılar mı? Aynen öyle. Ama sorsan kimse öyle bir şey yok diyor. Niye? Kaldırıldı hepsi piyasadan. Evet. Göz önünde değil. Peki HDP eşittir PKK mıdır abi? Eşit olanlar herkes PKK mı olması gerekiyor? Bu yani PKK ile birlikte midir? Ne alakası var? O zaman evet, AK Parti ile HDP ittifak yaparken sözleşme süresine gitti, terörist miydi? FETÖ ile beraber olduğu zaman terörist miydi? Yani bunlar millet böyle görmüyor mu? O zaman aynı de demek ki, eşitler demek ki. Demek ki bir bağlantıları vardır. Yani çözüm süresine Diyarbakır'a Şivanperver'i getirdiler. İbrahim Tatlıses'i getirdiler. Evet. Bazlarını getirdiler. Millet İttifakı dedi yani, çözüm süresi vardır dedi yani. Kandil'e milleti gönderdiler, ekip gönderdiler, Öcalan'la görüştürdüler. Hani bunlar hani unutuldu mu? Yani şimdi CHP, MHP diyelim, Saadet Partisi pek İYİ bir İYİ Parti'yle pek bir bağlantım olmadı. İşte bak bunu belirtiyorum hani, siyaset azıyla konuşmuyorum. Yerim belli. Millet herkes bilsin yani, öğrensin, bu tarz şeyleri konuşsun. Herkes hani parti tutmasın. Millet Parti yapıyor. Milletvekilleri kim çıkartıyor? Ben sen veriyorum, milletvekili oluyor. Affederse ana namına milletvekili kimse olmamış. Kimse havadan gelmemiş, milletvekili olmamış. Bunlar bu dönemlerde buraya gitti. Şimdi de geri dönük 4 tane parti birleşmiş bir şeyler yapıyor. Terörist ilan ediliyor. Ya vallahi Türkiye Cumhuriyeti'li bak. Bak ben de yani Kürt Türk değilim. Bak Kürt demeyelim, Türk demeyelim. Bak hepimiz kardeşim. Bak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ya dün çıkmış işte Kürt kardeşlerim. Ya biz Kürtüz, diğeri kalış mıdır? Kürt kardeşlerini sesliyorum. Kürt nedir, Türk nedir? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin eğerse bir tane TC'si değişiyorsa iş bitmiştir. Niye o zaman herkes ayrı bir bayrak istemiyor? Bayraksa tek bayraktır. İnsanlar hani özgür bırak hani bu kadar politik yapana gerek yok ki. HDP Millet İttifakı'na destek veriyor mu acaba? Fikrini alalım. Bence hayır. Destek vermiyor mu? Vermiyor. Yani bu mevcut iktidar partisinin ülkeyi yani böyle nasıl söyleyeyim, kendi yaptıklarını, HDP terörist ise Cumhurbaşkanı'nın tüm yetkisi var. Beğenmediği yerlere kayyum atıyor, kapatıyor, el koyuyor. Evet. Madem HDP terör örgütü ise, HDP eşittir PKK ise, şimdi 90 milyon kesim yardımı verdi HDP'ye. Neden verdi? Madem HDP terör örgütü, ısrarla söylüyorum. Bunu Cumhurbaşkanı dile getiriyor. Ve HDP'ye oy veren terörist ilan ediyor. Madem HDP terörist ise kapatın, seçim yardımı yapmayın. Milletvekili maaşı da vermeyin. Ne demek yani, şimdi ben AKP'ye oy vermiyor isem terörist miyim? AKP'yi sevmiyorsam vatanımı sevmiyorum anlamına gelmez bu. Yani HDP'ye oy veren insanlar da vatanını seven yok mu? Tabii ki var. Ha sen ısrarla terörist diyorsan o zaman kapat kardeşim. Bana ne diyorsun? Ben vatandaşım. Benim hiçbir yetkim yok. Bana niye şikayet ediyorsun? Hani ısrarla kapat, hani ısrarla terörist belli bir şey var demek. İleri zamanda demek ki beraber yaptılar, anlaşamadılar. Yani bunlar Kandil'e gitmediler. Diyarbakır'a ittifak yapmadılar mı? Bazanı getirmedi, Şivanperver'i getirmedi. Tatlıses'i getirmediler mi oraya?
demedi her şey bitmiş, iş birliği yani. Her şey, herkes sevindi. Herkes Kürt, Türk demeden herkes oyunu vermedi mi o? FETÖ'nün zamanında da aynısı değil miydi? Hani bunlar, bu azla konuşalım yani. Parti tutmayalım yani. Biz parti tarafsızız yani. Biz bunları görelim, görmezlikten yani gelmeyelim. Anlatalım mı? Kesinlikle zaten sen belli ki tarafsız konuşuyorsun yani. Bunlar, ben diyorum ki millet herkes aynı şekilde konuşsun. Parti tutmayalım yani. Parti yok. Milletvekili nereden geliyor abi? Havadan mı geliyor? Gökten yani mi geliyor? İnsanlar şunu anlamalı millet... kardeşim. AK Parti'yi sevmiyor, sevmeyeni vatan haini. Haini ilan ediyor. AK Parti siyasi bir partidir. Bugün var, yarın yoktur. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır kardeşim. Bekadım. Ben vatanımı çok seviyorum. Ama AK Parti'yi sevmiyorum. Yaptığı icraatlardan dolayı sevmiyorum. Millet İttifakı'na terörist diyen iktidar. Barzani'yi şeref konuğu yapıp Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışladı. Evet. Şivanperver'le Megri Mergi ağlaştılar. Habur sınır kapısını açıp PYD'yi, PKK'lı teröristleri yemek yedirerek Suriye'ye gönderdiler. Evet. Şimdi onlara terörist diyorlar. Biz o zaman da terörist diyorduk. Biz eskiden FETÖ'ye terörist diyorduk. Bunlar muhterem Hoca Efendi diye ağlaşıyorlardı. Dön gel bitsin bu hasret diyenler şimdi bize FETÖ'cü diyor. FETÖ'cü kendileri. HDP Millet İttifakı'na destek veriyor mu? HDP? Millet İttifakı'na destek vermiyor. Vermiyor mu? Vermiyor. Vermediğini mi? Çünkü HDP dediğimiz parti teröristlerin partisi, teröristlerin uzantısı. Bu hain, vatan haini bunlar. Bunlara destek vermek de vatan hainliği. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de vatan hainliği yapıyor. CHP vatan hainliği mi yapıyor? Vatan hainliği yapıyor. Aynen vatan Peki, hainliği. Peki CHP terör örgütüyle birlikteyse, HDP birlikte, de terör örgütüyle birlikteyse birlikte. Kapatılmalı mı CHP? Kapatılmalı ama öyle bir Kemal şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeri mi atmak lazım? İçeri atmak lazım. Ama tamam. Sen diyorsun ki vatan haini. Vatan hainini içeri atmamak lazım. Vatan haini içeri atılır. Cezası büyüktür onun evet. Ama. Bu şey dolaylı olarak siyaseten vatan haini yapıyor. Yani şey, HDP'lilerle, teröristlerle bir olmaması lazım. Peki HDP kapatılmalı mı o zaman? HDP kapatılsın. Tabii kapatılır. Yok olması lazım. Peki neden aynen. Kapatmıyor acaba? Ya neden işte şey kanun çıkmıştı bu partilerin hemen kapatılmaması için. Onun için kapatılmıyor. Yani işte aslında kapatılması lazım. Tayyip Erdoğan da tek Atatürk'ten sonra ikinci Atatürk. Benim indimde. Tayyip Erdoğan. Çünkü çok şey icraatları var. Bu vatana çok hizmetleri var. Onun gibi insan Atatürk bir, o iki. Bir de Özal. Bir de Menderes. Ben o taraftanım zaten. Ama 69 yaşındayım. Her şeyi gördük, geçirdik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partiler diyor ki kuyruk dediğinde ben şey ucuz bir şeyler yiyesin diye varlık kuyruğu. Biz eskiden ne kuyruklar gördük. Peki o eskiden gördüğünüz gördük. Kuyruklar sırasında iktidar kimdi? O gördüğümüz zaman iktidarda Ecevit vardı. Ondan sonra Demirel de vardı. Kime vermiştiniz o zaman? Peki? Ben o zaman da Demirel'e vermiştim. Demirel de Allah rahmet eylesin. Hem faydası var hem zararı var. İcraatlar ama o zamanlar ya ben ne diyorum ikinci Atatürk adam yaratıcı. Bizde şey yolsuzluklarla para kazanma şeyi var adeti var. İlla yolsuzluk yapılacak. Kara borsacılıkta para kazanacak. Hemen sözünden vardı abi. Yok, hemen söyleyeyim şu anki hükümet çok iyi. Çok seviyorum. Tebelo. Başkan Tebelo. Başka kimse yok. Matarici bildin mi? Bak ben çuvallıkta geldim. Şu an. Matarici'yi tanıyor musun? Ya yok bırak. Matarici abi bir şey attı. AK Parti. Niye atıldı? Kurban olayım. AK Parti. O da öyleymiş ben abi. Ben AKP'yim. Tebelo ne? O da öyleymiş. Ben de aynısını söylüyorum. Ne bileyim? Ne bileyim? Başkanısın. Tamam başkan. Lider. Abi gel senin görüşünü öğrenelim. Evet. HDP Millet İttifakı'na destek veriyor mu? Hem de nasıl veriyor? Çok mu veriyor? Çok veriyor. Ne yapıyor? Peki CHP ile HDP KK mı? CHP, HDP, KK mı? HDP'liler terörist. Bütün HDP'liler terörist mu? Değil. Ama HDP'liler şeydeki Kandil'dekilerin uzantısı onları abi. Kim gitti? Sen kaç yaşındasın? Ben 70. Diyarbakır'a gitmedin, ittifak yapmadın mı abi? Kim?
Kim ittifak? Çözüm süresinde. Çözüm terörizmi yok etmek için gitti tabii. Niye onu da onu da suistimal ettiler. Suistimal etti. Bir şey söyleyeceğim. HDP'liler kalleş. Reis. Ya o kadar. Abi hemen bir şey söyleyeceğim. Bugün abi hemen sana bir şey söyleyeceğim. Ayakta tutan parti o. Abi hangi olaydan böyle bir kanıya vardın CHP ile HDP'nin birlikte olduğu? Hangi olay? Şimdi bakın. Bir olay. Şimdi olay söylüyorum. Tamam. Doğu'da geçmiş yıllarda bir sürü katliamlar oldu. Bunun önderi Yassada'daki neydi o? Öcalan. Bu Öcalan'ın uzantısı bunlar. Uzantısı olduğunda kabul ediyorlar. Sen bununla bile bile nasıl beraber oluyorsun? Bahçede olmuyor mu? Kim? Ya oradaki ya canlı insanlar öldürüldü orada. Kim öyle? Kendi vatandaşlarını öldürdüler. Öcalan'ın adamları Öcalan'ı öldürdü. İyi Parti milletvekili Twitter'da bir fotoğraf paylaştı. Bir dakika dinle. Şu an mecliste olan bir parti. Parçalayan parti. Tamam bir anlatayım mı ben? Hüseyin ben bir şey göstereceğim ama sana. Bu seçimden sonra hepsi dinlemiyorsun. Sen de beni dinleyeceksin. Ben hepsini dinlemeyeceğim. Olmaz öyle. Olmaz. Yok hayır. Ben gönüllüyüm ben. Ben partiden AKP'den gönüllüyüm. Tayyip'in bir numaralı adamıyım. Ben sana bir şey göstereceğim abi. Versin ona. Tamam. Abi bir şey göstereceğim. 97 oyumuz var abi. Sadece fikrini almak için. Verdik abi. Verin abi. Verin. Niye abi verdik? Verin. Göster abi. Abinin fikrini alalım. Bugün İyi Parti milletvekili meclise girmiş bir parti İyi Parti. Tamam. Bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın içinde ne fotoğrafı? AKP milletvekili, AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman var. Ben tanımıyorum şöyle fotoğrafı da göstereyim ben sana. Ben tanımıyorum bir dakika Hüseyin Yayman. Ben AKP'li milletvekillerini bile tanımıyorum. Ben Tayyip Erdoğan tanıyorum. Tamam da bak burada PKK yöneticisi Remzi Kartal, PYD lideri Salim Müslüm, AKP milletvekili Hüseyin Yayman. Böyle bir fotoğraf. Evet, ne düşünüyorsun? Nasıl fotoğraf? O günkü o şartlar altında bir durum vardır. Onun için gitmiştir oraya. Başka ne olacak? Ne menfaat olabilir? Peki CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir olay var. HDP ile birleşeceğine AKP'yi övmesi lazım. Birleşmesine niye yönelik nasıl övüyor? Bir olay gördün? Nasıl? Hangi olaydan dolayı böyle bir kanıya vardı? Ya hangi olayda adam yürüyüş yapıyor? Ahmet Genç'ten bir HDP milletvekiller kol kola yürüyüş yapıyor. Bunlar Türk halkının çoğunluğu tarafından istenmeyen insanlar. O zaman ha. Onlar da yaptı. Ya bunlar da konuşsana. Neyi? Hangi? O zaman 2006'da, 2005'te, 2004'te yaptı. Ya şey, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi onunla kol kola el ele olmadı mı? Siyaset ya tamam. Bak siyaset azıyla konuşma. Hayır ne ırkçılığı Türk'üm. Türk vatandaşıyım. Hayır ırkçılık yapmıyorum. Ayrımcı yapmıyorum. Türk'üz. HDP'de oy veriyoruz ve terörist de değiliz. Ve peki kayda desteklemiyoruz. Uzantısı var. Uzantısı çok yanlışsın. Bak 6 milyon insan oy veriyor o partiye. Milletvekili bayan diyor ki biz diyor arkamızı şeye dayadık diyor. Ne var PKK'ya dayadık. Bak işte AKP yıllarca bak yıllarca de, AKP FETÖ'den kola gezdi bugün terörist bayan, diyor. Bayan milletvekili demedi bugün mi? Bugün de AKP'nin içinde. PKK'ya dayıyorsun. Bugün de ya bırakın boş ver ben böyleyim abi. Şey var. Benim binlerce fikrim bu. Helal olsun Tayyip Erdoğan'a. Ve bu seçimden sonra hepsi silinecek. Hepsi silinecek. Biz uçacağız. Vatanca şey yapacağız. Abi yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Zengin olan gitsin alsın. HDP Millet İttifakı'na destek veriyor mu? Versin abi. Ben de HDP'liyim ve CHP'ye vereceğim. Yani destek veriyorum. Verebilir diyorsun. Peki HDP, HDP PKK ile birlikte mi sen? PKK ile birlikte değil. Niye PKK? O zaman 6 milyon insan PKK ile birlikte mi? Sana soruyorum. Türkiye'de 6 milyon insan PKK ile birlikte mi? Değil abi. Yani şu an MHP, milliyetçiliği yok mu Türkiye'de? Hepsi terörist mi? Değil. HDP milliyetçiliği bir Kürt partisi olduğu için veriyoruz yani başka bir şey değil. Ve HDP'nin kesinlikle PKK ile bir alakası yok yani. Yok yani. Peki sence HDP ayrıca Türk değil Türkiyelileşti mi HDP? Türkiyelileşti mi? Tabii Türkiyelileşti yani yeri geldi. Böyle yani, olduğuna inanıyorsun. İnanıyorum soruyorum. Tabii ki. Yani şu an biz yeri geldi mi mesela CHP'ye oy veriyor muyuz? Veriyoruz. Mesela yeri geldiğimiz sadece devletimiz için, milletimiz için, bayrağımız için. Şu an ne istiyoruz mesela? Bursa daha çok gelişsin diye mesela Bozbey'i destekliyoruz. Ha AKP daha iyi yapsaydı AKP'yi desteklerdik. Yani bu partiyle herhangi bir alakası yok bu seçimin. Biz sadece Bursa'yı kim daha iyi yönetirse ona vereceğiz ve Bozbey'e vereceğiz. Yani bu kadar basit. Eyvallah teşekkür abi. HDP Millet İttifakı'na destek veriyor mu sen? Veriyor. Veriyor diyorsun. Veriyor. Diğer düşüncelere yok, göre veriyor. Verdiğini düşünüyorsun. Yani bariz. Peki hangi olaydan böyle bir kanıya bariz. Vardın? Bariz. Hangi olaydan? HDP'nin yöneticileri açıklama yapıyorlar. Biz diyorlar, bir Kürdistan'da, Güneydoğu'yu bahsederek, Kürdistan'da diyorlar, biz
adaylarımız yok kazanacak. Açık anladım. Bunu. HDP'nin peki şey yok, CHP ile birlikteliğinden bahsediyorum. Yani abi, CHP İYİ Parti ittifakına destek veriyor. Başka ne diyor? Batı'da da diyor AK Parti MHP'ye, yani Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz. Tamam. Bu ne demektir? Bunun açıklaması o. Yani peki, biz, bu olaydan dolayı mı böyle? Evet evet abi, açık. Zaten açık. HDP yöneticileri ne diyorlar? Biz arkamızda kandil var diyorlar. Kandili kınıyorlar mı? Kandil bir baskın yapıyor, askerlerimizi öldürüyor, şehit ediyor diyor. Anlıyorum. Kınıyorlar mı? Yok. Evet. Abiye de gösterdim. Evet. Bugün İYİ Parti evet milletvekilinin evet, evet Twitter hesabında paylaştığı bir fotoğraf tamam var. Şu anda hala AK Parti'de milletvekili olan Hüseyin Yayman'ın tamam, doğrudur bir fotoğrafı yayınlandı. Doğrudur. PKK yöneticisi Remzi Kartal, evet, PYD lideri Salih Müslim, evet, AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman ve meclis başkanı beraber, başkan vekili Ayşenur Bahçekaplı, HDP yöneticisi Orhan Demirbağ. Evet. Şöyle bir fotoğraf. Çözüm süreci bak. Evet biliyorum. Yemek biliyorum ben gördüm. Fotoğrafı gördüm. Biliyorum biliyorum. Çözüm sürecinde bir araya geldi. Neden çözüm süreci dendi? Tayyip Erdoğan neden dedi? Evet. Ya PKK'lı birisi öldürülüyor. Askeri bir çatışmada öldürülüyor. Diyarbakır'da veya diğer şeyde Güneydoğu'da getiriliyor. Mezara defnedilirken Yasin-i Şerif okunuyor. Bizim askerimiz şehit oluyor. Balıkesir'e, Bursa'ya getiriliyor. Bunun başında da Yasin okunuyor. Dedi ki Tayyip Erdoğan, arkadaşım bu nasıl bir şey ya? O anne orada Yasin-i Şerif okuyor, burada anne Yasin-i Şerif. Bu işin, bu Kürt-Türk kavgasından çıkıp bir çözüm sürecine, birliğe, beraberliğe gitmesi lazım. Peki, bir yanlışlık var. Yanlışlık var bu. Peki CHP veya diğer partiler HDP ile birlikte bir çözüm ya da işte siyasi sorunlar çözülsün diye politika yapmalarında olsa ama şu an ülkeyi yöneten onlar değil ki. Yok yok zaten ama öyle bir şey değil. Ama politik olarak yok ittifak yapınca ve yak aslında bir sorayım. Buyurun, buyurun. Politik ittifak yaparsalar ve amaçları sadece bu anlamda bir durumdur belki de. Kendi politik amaçlarını elde edebilmek için neyse olumlu anlamda. Böyle yapıldığında yanlış mı olur peki? Şimdi CHP, İYİ Parti, diğer partiler, Saadet de dahil. Bunlar kaçamak oynuyorlar işi. Mecliste eğer gelseydiler çözüm sürecinde biz de mecliste arkadaşlar bu işe destek, mecliste bu işleri konuşalım, tartışalım. Efendim nasıl Salih Müslim'le mi bu iş çözülecek? Diğerlerle mi çözülecek? Nasıl çözüm olacak? O zaman gelseydiler mecliste böyle bir komisyon kuralım, beraber olalım. Biz de bu taşın altına elimizi koyalım deselerdi samimiydi. Ama seçimden seçime biz işte bunlarla beraber olalım. Birkaç belediyeyi daha alalım, birkaç oyumuzu artıralım şeklinde olursa bu samimi değil. Anladım. Samimiyet yok yani. Şu anda samimiyet o zaman da çözüm süreci sırasında CHP tarafından da senin söylediğin yorum geliyordu. Bu geliyordu arada bilgi vermek için geliyordu söylüyorum. Yani evet, aynı evet yorumu CHP AK Parti'ye yapıyordu. Söylem, samimi değil diyordu çözüm ama süreci. Ama söylem de var. Yoksa biz arkasında yok oluruz ama samimi bulmuyoruz ve hiçbir sonuç olumlu anlamda sonuçlanmayacağını düşünüyoruz diyordu. CHP senin yaptığın CHP, yorumu o zaman onlar tamam yapıyordu. CHP ben bilgi vermek için söylüyorum. Tabii tabii. CHP söylemde var ama eylemde yok maalesef. Eylem netice. Yani kişi çok şeyle söyler ama neticesi lazım, eylem lazım. O için işte işlem yapmak lazım. Mecliste bunu sen teklifini ver, bunu arkasında dur, basına, vatandaşa açıklama yap. Bak gelmiyorlar de. Sıkıştır. Bir muhalefetin, ana muhalefetin bilhassa şu anda ne yap? İktidar alternatifi olması lazım. Kendisinin iktidar sıkıştırması lazım. Bir şeyle geldiği yok. Öyle bir alternatif olmaz. Alternatif yok yani. Efendim her şey yapılıyor. Ben şurada memleketime Karadeniz'e, Erzurum tarafına gittiğim zaman o tüneller, yollar bunlar yoktu. Ve konuşuluyordu. Bu olmaz diyordu. Bunun laf edilir ama olmaz. Ama anladım, elhamdülillah şu anda hepsi mevcut. Yani insana ulaştığında rahatladı. Teknoloji ilerledi, birçok şeyin farkında insanlarımız artık. İnsanımız şey değil yani böyle körüne oy vermiyor. Adam diyor ki efendim 3 kilo efendim makarnaya 5 kilo bilmem neye oy veriyor. Öyle bir şey yok. Vatandaş çok bilinçli maşallah. İnsan köylümüz, çobanla bugün konuşalım Güneydoğu'da bilinçli maşallah. Bilinçli insanlarımız bilinçli olarak da oy veriyorlar. Yani benim oyumla çobanın oyu bir mi? Evet bir. Belki çoban daha iyi düşünüyor.